Üniversitesi öğrencilerinden Gürcistan'da okudan 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Gençlik bu duruma dikkat çekmek için bir futbol turnuvası düzenledi ve bizim için çok değerlidir. Buradan turnuvaya katılan bütün gençlerimizi tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. Bir kez daha buradan soruyoruz. Gürcistan Doku nerede? Gürcistan Doku'nun akıbetiyle ilgili yetkililerden, sorumlulardan açıklama yapmasını bekliyoruz. Şimdi sizden egemenler futbol turnuvalarını, sermayelerini güçlendirmek ve kendilerine kapitalist bir yaşam inşa etmek için yaparlar. Buradan da gençleri asimile etmek için kendi çalışmalarını hep planlamışlar. Ama bugün gençlik meclisimizi düzenlemiş olduğu turnuvanın asıl amacı egemenlere karşı, sisteme karşı, gençlere yönelik saldırılara bir cevap olmaktır. Burada Gürcistan Doku'yu 4,5 yıla yakın bir süredir dersinde tüm sokaklarında ve caddelerinde kameralarla her alanı gözetleyen bir yapını Gürcistan Doku'nun kaybıyla ilgili bu yine kadar açıklama yapılmaması kamuoyunda bugün olduğu gibi bundan sonra da Gürcistan Doku'nun bulunduğu tarihe kadar akıbetini arkasında duracağız ve Gürcistan Doku'yu bugüne kadar akıbetiyle ilgili cevap olmayan yetkililere de buradan çağrı yapıyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Gençlik Meclisimizi bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyor ve kutluyoruz. Türkiye'de bitmeyen bir halklar sorunu var. Kürt sorunun demokratik çözümünün sağlanmadığı müddetçe de bu antidemokratik uygulamalar, bu asimilasyoncu ve inkar politikaları maalesef devam edecek, devam ediyor. Onun için biz de Kürt sorunun demokratik barışçıl çözümü için bu konuda çalışmalarımızı ve çağrılarımızı yapıyoruz. Elbette gençliğin üzerinde çok ciddi bir asimilasyon politikası var. Tüm halkın üzerinde bir asimilasyon politikası var. Bu politikalar, bu özellik güvenlik politikaları öyle bir hale geldi ki aslında Türkiye halklarını da bir bütün halkları da boğar hale getirdi. Çünkü bu ülkede fikir belirtmek, bu ülkede düşünce belirtmek, muhalefet etmek, kimliğini savunmak, dilini savunmak, inancını savunmak, insan haklarını savunmak suç haline geldi. Bu tekçi rejim bu hale getirdi bu ülkeyi. Dolayısıyla biz gençliğin üzerinde sürdürülen çok yönlü özel savaş politikalarının olduğunu çok iyi biliyoruz. Örneğin bunlardan bir tanesi uyuşturucu politikası. Bunlardan bir tanesi öğrencilerin örgütlenme hakkını elinden alınarak üniversitelerden uzaklaştırılması, öğretimden yoksun bırakılması, yurtsuz bırakılması, yoksun ve yoksul bırakılması. Yine örgütlenme hakkına ilişkinde işte tacizle, bazen tecavüzle, bazen gözaltıyla, bazen ceza vererek, bazen eğitimden uzaklaştırarak çok yönlü politika uygulanmaya devam ediyor. İşte bu özel savaş politikalarından bir tanesi Gürcistan candır, Gürcistan dokudur. 4,5 yıla geldi, 5 yıla yakın sürece doğru gidiyoruz. Bu konuda ilgili kamuoyunda valilik dahil pek çok kurum son yakın zamanda ailesine bazı açıklamalar da yaptı. İlgili araştırmaları derinleştireceklerini söylediler. Ama onu ifade ettiklerinden bu yana hala yetkililerden buna ilişkin ciddi bir açıklama yapılmadı ve Gürcistan Doku'nun akıbeti hala bilinmiyor. Uyuşturucu, göç, insansızlaştırma, doğa talanı, kadın kırımı, kadın katliamları bu ülkede özellikle insansızlaştırma politikası olarak uygulanıyor. Yine diline, kimliğine ve inancına ilişkin bir inkar geliştiriliyor. İşte bunlardan bir tanesi yine Kürt Alevi halkına dönük ve bir sürü farklı inançlara ve halklara dönük ÇEDES politikaları da bunlardan bir tanesidir. Zaten üniversitelerde, okullarda bilimsel eğitimden uzaklaşan bir öğretim sistemiyle de karşı karşıya olduğumuzu aslında bütün kamuoyu herkes biliyor. Özel savaş politikalarına karşı Gençlik Meclisimizin düzenlemiş olduğu Gürcistan Doku'yu anarak, onun akıbetini sorarak, Gürcistan Doku nerede diyerek tüm bu özel savaş politikalarına karşı geliştirmiş olduğu futbol turnuvasını başarıyla sonuçlanmasını ben diliyorum. Dolayısıyla gençliğimiz özellikle tarihine, kimliğine, inancına, kültürüne bir bütün sahip çıkıyor, sahip çıkmalıdır. Bu mücadelesini çok daha fazla yükseltmelidir ve bu saldırılara karşı, bu kırıma karşı, bu inkara karşı, bu
bu özel savaş borçlarına karşı da mücadelesini çok daha fazla yükseltmelidir. Bizim geleceğimizdir diyoruz. Gençlik, biz de genç bir hareketiz ve genç kalacağız diyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. İslam doğdu, devrede. Sen niye karıştırdın?